İyi akşamlar. Medyascope'un podcast'i Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba. Ben Özge Elvan. Günün öne çıkan haberlerine birlikte bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen Ahmak davası ile ilgili olmaması gereken bir davanın hem siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay ceza davasına dönüşmesi tam bir sefillik. Bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor diye konuştu. İmamoğlu ayrıca bu yolda bizi vazgeçireceklerini, bıktıracaklarını zannedenler varsa onların aklına şaşarım dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ahmak davasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Davayı Ekrem İmamoğlu'na kumpas olarak nitelendiren Özel, piyon soylu dedi. Buradan bir cezanın olabileceğini kimse normalleştirmeye çalışmasın diyen Özel, bunu kabul etmiyoruz, böyle bir saçmalık, böyle bir şuursuzluk yok dedi. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile İsmail Ağa cemaati arasındaki kavga sürüyor. Ünlü, YouTube'daki bir yayınında İsmail Ağa cemaatine bağlı medreselere öğrenci gönderilmemesi gerektiğini dile getirdi. Ünlü, İsmail Ağa'daki öğrencilere kendisine beddua edilmesi gerektiğinin söylendiğini belirtti. Sen milletin çocuğuna şuna rabıta yapacaksın diye efendi dışında birini dayatıyorsun. 2. Cübbeli'ye lanet okuyacaksın, beddua edeceksin diye söylüyorsun. 3. Namazlardan sonra ana avrat söveceksin diyorsun dedi. Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibinde yer alan eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yardımcıları Alp Arslan ve Oben Özay Emniyet Teşkilatı'ndan ihraç edildi. İki ismin ihraç edilmesi, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmanın genişlemesinin ardından oldu. Arslan ve Özay'ın aralarında bulunduğu polisler hakkında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a Rolex saati aldıkları iddiasıyla rüşvet suçlamasından dava açıldı. Davada Kaplan da rüşvet vermekle suçlanıyor. Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Can Kurtaran bölgesinde mesire alanı projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açılması ve Reşit Kibar'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili protestolarda gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı. İstanbul Ümraniye'de 26 ayrı suçtan kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçtiği, yakalamaya çalışırken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta defnedildi. Geçti, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde bir polis merkezinde 32 yaşındaki bir kadına yönelik fiziksel ve cinsel saldırı iddiaları ülke çapında tepkilere neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 4 polis memuru açığa alındı. Geçtiğimiz yıl İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin yapıldığı dönemde binlerce kişiye intikam mesajları gönderildi. İsveç, İran Devrim Muhafızları Ordusu üzerinden mesajlaşma sistemlerini hacklediğini iddia etti ve İran'ı suçladı. Açıklamaya göre mesajların amacı İsveç'i İslam düşmanı bir ülke olarak göstermek ve toplumda bölünmeye sebep olmak. İsveç Güvenlik Servisinin şefi amaç İsveç'i İslamofobik bir ülke olarak göstermek dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. ABC News'a verdiği demeçte Rusya ile savaşın sonuna yaklaşıldığını belirten Zelenski, "Barışa sandığımızdan daha yakınız." dedi. Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'a zafer planını sunacak. Bloomberg'un haberine göre Rusya, savunma harcamalarını gelecek yıl rekor düzeyde tutmayı planlıyor. Taslak bütçeye göre Rusya, 2025'te savunmaya 13.2 trilyon ruble ayıracak. Bu rakam ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %6.2'sine denk geliyor. Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ise Zelenski'nin her ülke ziyaretinde 60 milyar dolarla ayrıldığını iddia etti. Trump, Zelenski'nin demokratların seçimi kazanmasını istediğini öne sürdü. Trump, seçimleri kazanması halinde Putin ve Zelenski arayarak savaşı bitirmeleri için baskı yapacağını söyledi. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyascope'u sosyal medya hesaplarından takip edebilir, ayrıca Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşça kalın.